konuda akıl danışmam gerekiyor. Ama önce kendimden yola çıkmayacağım. Bu saçların pembeliği hayattaki bir kırılma noktası mı? Yani bir şeye karar vermek mi? Artık böyle olacağım. Aslında canım çok istiyordu yıllar sonra böyle bir renk katmayı kafama. Çünkü 12-13 yıldır saçımı boyamadığımı fark ettim. Yani doğallığın benim için saç renginden bağımsız bir şey olduğu yer geldi galiba. Ben hep doğal olmayı kendi fiziksel özelliklerimle bağdaştırıyordum. Ama sonra dilediğim gibi davranabilmek, dilediğim gibi konuşabilmek, insanların hikayelerini dinlemek, özgürce yürüyüş yapabilmek, işte insanları vapurlarda el ele otururken ya da bir anneyle kızı bir işte alışveriş sırasında muhabbet ederken dinleyebilmek gibi o küçük konukluklarda aslında kendi doğal yaşamımı çok daha rahat deneyim ettiğimi fark edip bunun ne saçımın rengiyle, işte ne makyajımla, ne giyimimle alakalı olmadığını ve kadın bedenimde de bir insan olarak dilediğimce özgür olduğumu sanırım 33-34 gibi fark etmeye başladım. Bir de Michaela Coel'in I May Destroy You diye çok harika bir dizisi yayınlandı 2020'de. Ve o dizide cinsel taciz ve tecavüze ve cinsel şiddete bakış açısıyla ilgili çok fazla şey öğrendiğimi, keşfettiğimi gördüm. Orada kullandığı saç renklerinden biri buna çok yakındı Michaela'nın. Çok hoşuma gitti renk. Özendim galiba. Sonra çok tatlı bir kuaförüm var Hasan. Bir büyücü bence Hasan. Çünkü benim bir kuaförde rahat etmeme ön ayak oldu. Ona teşekkür ederim. Sanırım biz kadınlar olarak bütün kadın alanlarında aslında rahat edemiyoruz. Birbirimize bakıyoruz bazen, birbirimizi eleştiriyor muyuz acaba? İşte gıcık oluyor muyuz birbirimize gibi içsel sorularımız var. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Halbuki hiç sağ ol canım. Öyle bir alan olmadığını, oranın güvenli bir yer olduğunu, aslında böyle bir muhabbet yuvası olduğunu filan keşfettim Hasanların bu dükkanında. Bu ne zaman oldu? İşte 1,5 yıl önce filan oluyor. Bir kuaför saçımı çok berbat bir şekilde kesiyor, beni kırpıyor böyle. 80'lerde bir İngiliz, emekli bir İngiliz öğretmenin poodle köpeği gibi kesiyor saçımı. Sonra ben ağlayarak Hasan'a gidiyorum. Hasan da gel diyor, biz bu saçı hani düzeltiriz, yoluna koyarız filan. Ve öyle bir yola çıktık. Yani bu rahatlama 1,5 yıllık bir rahatlama. Bir süreç, evet. Kadınlara ortak alanlarında kuaför gibi. Evet. Ağdacı gibi ortak alanlarda rahat etme hali. Evet. Herkese selam verme, sohbet etme, biri bana baktığı zaman suratımda bir terslik mi var diye bakmadığını, aslında cidden belki de sadece bana baktığını fark etme. Nasıl hissediyorsam o kadar güzel olduğumu anlama yani. Ha işte bu çok zor yani, değil mi? Ben bu pembe saçla kendi doğduğum rengimden daha doğal hissediyorsam eğer, bu benim yaşamım bu kadar yani ve saçımızdan da bahsediyoruz işte. Hoşumuza gidiyor demek ki. Harika bence sevgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, sevgili turizm büroları. Acayip bir şey keşfettim, onu da kulağıma söylediler. Harika bir reklam kampanyası. Şu tişörtü göreyim mi? Çay tabağı, bir dakika. Sevgili Oya Tekbulut'un tasarımı. Bir dakika, şu çay tabağı şimdi. Bir şey yapacağım, evet. İzninle ama yapacağım bunu eğer vallahi kızmazsan. Olurum, ortak kadınsal alanlarda rahatsın ya artık. Oh. Şimdi şu, bakın tabağın tamamı aynen. Ne yapayım? Ben şöyle yapayım şöyle, bir dakika. Buyurun. Bak şimdi ne yapacağım? Göğsümüz bak. Tam tabak oturuyor. Gördün mü? Neden bunu gösteriyorum? Şimdi anlatacağım. Şeyi Emily in Paris dizisini seyrettin mi? Evet. Orada ilgili bölümde bir şey anlatıyor. Bu bağlarına gidiyorlar. Orada üreticilerinden biri diyor ki kadeh, hani Fransızların bu flüt değil de uzun değil de yayvan kadeh. Evet. Kadın göğsüne göre yapılmıştır diyor. Marie Antoinette döneminde diyor. O Great Gatsby'de falan da çok kullandıklarım. Evet. Aslında şimdi, Martini kadehi olarak da geçer. Bu ne güzel pazarlanabilir, ne şahane. Sana çok ilginç bir şey değil mi? Oya Tekbulut'un tasarımı bu. Oya bu tişörtten elde ettiği gelirlerin bir kısmını da yangında kaybettiğimiz bütün hayatlar için bağışlıyor. Ve Oya'nın bu tasarımını işte çok ünlü bir müze alıp kendi dükkanına koymayı düşünüyor ama sonra çok cesur bulup koymaktan vazgeçiyor. O yüzden ben memelerimi gere gere Oya'ya giyiyorum. Harika bir ve tasarım. Bütün girişimcilere, bütün kendi üretimlerini ortaya koyan, emeklerini ortaya koyan, ana paralarını, canlarını dişlerine takarak ortaya koyan bütün üreticilere de buradan sevgiler, girişimcilere. Ve çay tabağını bu kadar güzel yansıtmak, bu kadar kültürel bir nesneyi, bu kadar şahane bir dişilikle buluşturmak harika bir tasarım. Neden biz bunu Türkiye olarak düşünmeyelim? Bize ait bir şey çünkü burada duruyor. Harikaymış. Tabii ki alkol sağlığa zararlı. Az önce şampanya bağlarından bahsettim, Marie Antoinette falan dedim ya. Sevgili Rütük, alkol sağlığa feci zararlı yani. Bunu da buradan söyleyelim. Şimdi dün gece sana çalışırken
tezini, anı saklamam ve yadigar üzerine yaptığın gerçeğini öğrendim. Hayat ki ben başladım ağlamaya. Çünkü ben annemi kaybedeli 41 yıl olacak oldu. Küçüktüm, çocuktum. Uzunca bir süre elbiselerini, giysilerini falan, hani Ankara'da, Londra'da yaşadım, sonra tekrar İstanbul'a geldim. Onlar böyle bir hep depolarda durdu. Böyle ipek elbiseleri çocukluğundan, o ayakkabılar, bazı ehliyetini sakladım. Bazı şeylerini sakladım. Sonra geçenlerde bir delirdim ben. 3 ay evvel falan o depoların tamamını boşalttım. Onları dağıttım. Çok iyi. Bir tek bende kalan fotoğrafları, bir de mektupları. Oh. Sonra bunu da şey yapınca, şimdi dedim ki benim bunu danışmam lazım. Çünkü bu çok kültürel de kodlar var, bir baskı da var ama yüreğinde bir şeyi var. O kadar arada kalma hali ki, yani bunu bir taraftan vicdan saklamam gerekir, evet, sahip çıkmam gerekir. İnsanın o benim annem, o benim babam diyor, babam da yok, öldü diyor. Hepsine ama bir taraftan diyeyim, da ben bunlardan bu yaşım artık 53 yaşında kurtulmaya karar verdim. Yani dedim ki yeter. Ben artık ben olarak, bütün sırtımdaki yükleri atarak, o kadar arada kaldım, ben yarın bunu danışacağım dedim. Şimdi buradaki yeni tatlısın aslında, anı saklama ve yadigar benim hayatıma damga vurmuş bir başlık. Ne yapacağım ben? Buyurun, buyurun hocam. Öncelikle bence çocuklara, gençlere kayıpla nasıl baş edeceklerini anlatan yas tutma, üzülme dersleri de vermeliyiz. Yani müfredatta keşke çok sevdiğin birini, çok sevdiğin bir hayvanı, çok sevdiğin bir eşyanı kaybettiğinde nasıl yas tutarsın? Kaç gün nasıl duygularını yaşarsın? Sonra bu duygular nereye evrilir? Nasıl üzülünür? Bunu da öğretsek keşke insanlara. Biz insanlara hep nasıl başarılı olabileceklerini, nasıl daha parlak, çekici olabileceklerini, nasıl toplumdan daha hızlı sıyrılıp farklı olabileceklerini aslında anlatmaya çalışıyoruz. İşte içerikler ürettiriyoruz insanlara. Kendini daha farklı, daha bambaşka göstermesi için. Değil mi? Yüzlerimizi değiştiriyoruz, vücutlarımızı değiştiriyoruz, davranışlarımızı değiştiriyoruz. Kendimize kitaplar ekliyoruz, filmler ekliyoruz, konuşma biçimleri. Ama nasıl üzüleceğimizi, nasıl yas tutacağımızı bilmiyoruz çoğu zaman. Daha mutlu görünmeye çalışıyoruz filan, değil mi? Bu öncelikle benim yıllarımı aldı. Yani burada sen de anneni ve babanı hayatında olmadıkları yıllarda hatırlarken aslında üzülüyorsun, görüyorum. Hala o üzüntüyü taşıdığını. Bir yandan hayatında devam ediyor. Özgürleşmek de istiyorsun. Ve bir sorumluluk da hissediyorsun onların hayatlarına karşı. Nasıl saklayayım ben onların hayatlarını? Bendeki izlerini nasıl koruyayım? Ben annemin lise ceketini kaybettim Aslı. Böyle bu tezi yazdıktan 1-2 yıl sonra falan, İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ceketi hiç unutmadığımı fark ettim kaybettikten sonra da. Hatlarını, vatkalarını, işte yakasını, yakadaki hafif eprimiş yeri. Ve bir eşyanın sadece saklanarak değil, kaybolarak da aslında hafızada kalabildiğini. Zaten o eşyayı taşıyan insanın hafızada kalabildiğini fark ettim. Bir de geçtiğimiz haftalarda çok daha tuhaf bir deneyim daha yaşadım, eşyadan da bağımsız. Ben rahmetli anamın sesini 16 yıldır falan duymuyorum kafamda. Önce ses gidiyor. Ama böyle bir ninni söylüyorduk. Çok tatlı, böyle bir grup arkadaş oturduk. Eski ninnileri açtık. Onlar nasıl derlenmiş, nasıl melodileri var diye. Onları dinlerken, bir ninniye eşlik ederken sesimin içinde annemin sesini duydum. Yani bize zaten sevdiklerimiz seslerini, ruhlarından parçaları, davranış biçimlerini, bazen öfkelerini, nefretlerini, dargınlıklarını da bırakıyorlar. O yüzden İlla ki bütün eşyalarını saklamana gerek yok. İşte bütün saatlerini bir çekmecede tutmana, bütün gözlüklerini bir kutuya koymana gerek yok o insanın. Bence sevgiyle birini onurlandırmanın ve hatırlamanın o kadar çok yolu var ki eşyadan bağımsız. O yüzden kaybettiklerimiz de güzel, geride bıraktıklarımız da güzel. Bana mesela rahmetli çeyiz yapmış bir tane, böyle iki tane çelik sandık. Çok sonra bulduk bunları. Yani benim de çağlarım geçtikten sonra bulduk. Hani bunlara ihtiyaç çağlarım. Ya da bunları romantik bulduğum çağlar geçtikten sonra. İşte popcorn makinesi ayırmış. Yoğurt yapma makinesi var. Böyle tuhaf tuhaf mika küllükler var filan. Kendi alışkanlığı olmayan şeyler de koymuş oraya. Onların hepsini dağıttık mesela. İzmir'de, Güzelyalı'da bir evin, bir apartmanın önünde kutuları çıkarıp insanlar seve seve alıp onları evlerine götürdüler. Bu beni daha çok mutlu etti açıkçası.
annemin sevgisinin evlere dağılması yani. Sadece bende konsolide olup toplanmasındansa bir sürü insanın hayatında bir sürü işe yarasın. Eşyadır neticesinde. O yüzden peki, işte böyle. Bu bir baskı oluşturuyor mu? Yani annenin senin hayatınla ilgili hayal kurarken evinde işte çeyiz diyoruz ya, bu bir evet, evlilikle ilgili bir şey toplumda. Hiç oluşturmuyor çünkü zaten. Mesela eşinle ya da sevgilinle otururken bir şey izlerken popcorn yemen iyi hayal etmiş orada. Bu onun hayali yani. Bence benim hayatımdaki en tatlı ayrılık sanıyorum ebeveynlerin benden bekledikleriyle ve toplumun benden bekledikleriyle ve dostlarımın benden bekledikleriyle ayrılık oldu. Yani kendimle birleşmek için bütün bu beklentilerle ayrılmam gerekti çünkü. Ben beni çok seven insanların beklediği gibi biri olmayacağım, hayal ettikleri gibi biri olmayacağım. Onların istediği gibi de mutlu olamayacağım çoğu zaman. Onların beni en mutsuz zannettikleri zamanda aslında inanılmaz keyif alıyor olacağım o süreçten, ilham alıyor olacağım. O bana bir sürü şarkı, bir sürü öykü olarak dönecek. O bana yeni davranış biçimleri olarak dönecek. Oysa ki biri bakıp ah kalben çok acı çekiyor, keşke bu acıyı ondan alabilsem diye olacak o sırada. Ama ben o acıdan çok şey öğreniyor olacağım. O yüzden yani kimsenin beklentileri, buna annem de dahil, beni artık ilgilendirmiyor. Çünkü bu benim hayatım. Yani o nasıl yaşadıysa kendi hayatını, öğretmen olduysa, Türkiye'yi gezdiyse, bir sürü kız çocuğuna ilham olduysa, onların öğretmeni olduysa, ablası olduysa, anası olduysa, ben de kendim olarak bakalım ne kadar ilham yayabileceğim, ne kadar güzelliğin doğumunda bir tepede izliyor olabileceğim o güzel şeyin doğumunu, ben ne kadar işe yarar biri olacağım, ben neler üreteceğim, benim kendimden beklentilerim neler. Yani sadece candan bir şekilde, gerçek bir şekilde yaşamak ve üretmek. O kadar. Bir adamla bir koltukta popcorn yemeyi beklemiyorum yani ben kendime. O da olabilir. Hani yani olur. Sonuçta. Tabii ama beklentim bu değil hayattan. O bir sürpriz olur, tesadüf olur. Koskoca gezegende ne güzel olur. Zaten öyle bir duygu var şu an içimde. Mutluyum o duyguyla. Ama o duyguya ihtiyaç duymuyorum da eş zamanlı olarak. Eskiden bizim toplumumuzda o da var. O duyguya ihtiyaç duymamız gerekiyormuş gibi. Bir partnere, bir eşe, biriyle tamamlanmamız gerekiyormuş gibi. Ben açıkçası ne mesleğimle ne başka bir insanla tamamlandım, ne işte para kazanıp tamamlandım, ne böyle bir kıyafet aldım kendime bilmem ne markası, onunla tamamlandım. Zamanla tamamlanıyorum yani, zamanın içinden geçiyorum. Bir sürü şey oluyor etrafımda, onlara katılımcı oluyorum bazen, bazen izleyici kalıyorum. Bütün bunlar beni dönüştürüyor yani. Ve bütün insanların umutları, beklentileri, hayalleri, acıları, gözyaşları da var benim dönüştüğüm her şeyin içinde. O yüzden aslında o beklentiler boşa da gitmiyor bir yerde. Yani bunu isyanla söylemiyorum, hani bu beklentileri yerine getirmeyeceğim derken. Belki tesadüfi bir şekilde onların umduğu insan da olacağım ama ben seçmek istiyorum. Yani tabii o kadar çok umulan şey var ki seninle ilgili. Yani seni çok seviyoruz hepimiz. Yeah. Hayalimiz var. Böyle bir kadındır, şöyle bir kadındır, şöyledir diyoruz. Böyle olmalı diyoruz. Ay bak görüyor musun? O da böyle kendi gönlüne göre birini bulsun diyen teyzeler var. Yani sonuçta yaş, katman, her şey. Seninle ilgili pek çok kişinin kafasında dilekler var. Ne güzel, ne mutlu. Bunlar ayrı. Bunlardan bağımsız bir hayat olması çok zor. Tabii ki orada gerçek kalben duruyor. Ya işte Hindu felsefesi öyledir ya, ben ona en gerçek reenkarnasyon onlara göre aslında çocuklarda. Hiçbir şeyi saklamaya, yeniden dünyaya gelmeye, anneyi babayı reenkarne etip kafada düşünmeye gerek yok. Zaten ben onun aslında şu an bu dünyadaki yansımasıyım hücreleriyle beraber. İşte öfke diliyle belki. Evet. Neyi aldın? Yani baban ve anneni düşündüğünde mesela kimin hangi dilini daha çok aldın? Sevgili Aslı, artık ben 35 yaşında olduğum için galiba ailemden getirdiğim, soyumdan getirdiğim, toprağımdan getirdiğim, cinsiyetimden getirdiğim, bugüne kadar kendime beğenip aldığım ya da içinde doğal hissederek giyindiğim kimliklerden de getirdiğim her şeyden bir harman yapıp onları ayıramaz vaziyette de kendime dönüştüğüm yerdeyim. Yani hiçbiri değilim artık. Ama ya, yakalamıyor musun? İşte mesela Ninni'deki seste yakaladığın gibi. Tabii ki yakalıyorum. O kadar doğal ki zaten. Ben onların çocuğuyum. İşte ben bu ülkenin insanıyım. Ben kadınım. Türkiye'de doğdum. İşte bilmem kaç dil konuşuyorum. Şarkı yazıyorum. Öykü yazıyorum. Bir sürü şey var yapabildiğim. Beni tanımlamasına izin versen beni tanımlar yani. İşte anamın babamın çocuğuyum desem o kalıba girerim, onları mutlu edeyim diye sürekli uğraşırım. Yıllarım öyle geçti zaten. Neyi neden başardığımı bilmeden, nereye neden imza attığımı okumadan.
kiminle neden aşk yaşadığımı bilmeden, yani o aşkın temelinde gerçekten hangi duygunun olduğuna bakmadan bir şarkı söylüyorum ama o şarkının aslında ne anlattığını cidden hissediyor muyum? O yüzden şimdi artık böyle benim yani. Ne güzel bir şey. Bu o zaman köksüzlük gibi, hani anlatınca böyle sanki köksüzlük bir kırmızı balon düşündüm şimdi senin. Yani kırmızı balon emojisi ne güzel, var ya. Evet, ne güzel. Mesela şu anda sen o emoji olabilirsin. Aslında bütün köklerinden alman gerekenleri alıp, evet, o her yılla havalanmak, kendi inancını oluşturmak yaşama dair. Çünkü ben geldiğim yere benzemediğime şükrediyorum açıkçası. Geldiğim yerde mutsuzluk vardı, sert köşeleri olan bir haneydi orası, şiddet vardı, gürültü vardı. Bir çocuk için çok huzurlu ve rahat bir yer değildi büyüdüğüm yer. Ama hep sevgi de vardı. O yüzden ben sevgiye bakmak durumundayım. Artık bu yaşımda geri dönüp de birilerini suçlamak, ah ondan da şunu almışım, ah o da benden bunu istedi diye böyle olmuşum, ben aslında bu insan değilim falan gibi kalıpların içine girip böyle mutsuz olmak yerine, ne kadar daha özgür olabilirim? Ben ne istiyorum? Ben kim olabilirim yani? Ben ne kadar özgür davranabilirim? Ben nasıl konuşuyorum? Ben bu öfkeden nasıl arınabilirim? Ben insanlardan nefret etmeden, onları hor görmeden, onlarla kendimin arasına kıpkırmızı böyle yükselen bir duvar örmeden nasıl iletişim kurabilirim insanlarla? Ben kimim ki başka birinden bir adım daha geride ya da ileride olayım? Yani bütün bunları beni var eden bütün insan hikayelerinden öğrenerek, genlerimden öğrenerek, soyumdan, kökümden öğrenerek geldim zaten buraya. O yüzden herhangi bir şeyi geride bırakmış gibi de hissetmiyorum, köksüz de hissetmiyorum. Aksine şimdi daha çok köküm var gibi, bu kadar özgür olduğum için. Bir dostumun annesi de benim annem. Bir dostumun çocuğu da benim çocuğum. Gittiğim bir ev de benim evim artık. İlla o evin tapusunun bende olmasına gerek yok. Yani genlerimin mülkiyeti de önemsizleşti belki bu bağlamda. Çünkü insanoğlunun o kadar ortak değeri var ki, o kadar benziyoruz ki birbirimize, bütün o ırkların, renklerin, dillerin, inanç sistemlerinin, bilmem nelerin ötesinde bir yerde. O yüzden benim anam binlerce kadındı yani zaten. Benim babam binlerce adam, on binlerce, milyonlarca adam. Çok mühim değil. Sağ olsunlar, sevmişler, sevişmişler, beni yapmışlar yani. Varlığımın temeli olmuşlar, ne güzel. Bu aslında bir yerde tabii kolektif bilince karşı duyulan bir saygı ve onun içinde bir zerre olup, o zerrede bütün kainatı taşıyabilme hali. Ne güzel hali. Dedin, ne tatlı yani, dedin. Yani çok zor. Hep yani gerçekten bunu idrak edip o yolda ilerlemeye başladıktan sonra insan onun aslında ne kadar derin bir yol olduğunu görüyor. Bence toplumların böyle hissetmesine ve böyle davranmasına izin vermeyen kocaman, çok dişli ve çok saldırgan bir sistemimiz var. Yani bizlerin Batı uygarlıkları, modern uygarlıklar olarak adlandırdığı ve yüzümüzü döndüğümüz, imrendiğimiz, özendiğimiz o yapının altında ezilen milyonlarca insan, yüzlerce ülke var. Böyle bakıldığı zaman insanın kainatın bir parçası olduğunu fark etmesi, bütün toplumların eşit olduğunu fark etmesi, bütün inançların eşit olduğunu fark etmesi, herkesin birbirine saygı ve hoşgörü mesafesiyle yakın durması, gerçek candan bir varoluşun içinde bulunabilmek. Yani ben şiir mi yazıyorum? Al sana benim şiirim. Bizim bahçede üzüm mü var? Al sana bizim bahçeden üzüm. Benim eşim çok güzel peynir yapar, benim partnerim de harika gitar çalar. Buyurun o zaman, ortaya döktük işte biz. Bütün yeteneklerimizi, bütün değerlerimizi, bütün erdemlerimizi, sevgilerimizi. Bunu diyebilmemizi isteyen bir sistem yok şu an. Yani yönetim biçimlerimiz, bakıldığında demokrasiden otokrasiye kadar, yani bütün yönetim biçimlerine bakıldığında insanın bir birey olarak, ailenin bir toplumun çekirdeği olarak, komünlerin, büyük yapıların parçaları olarak mutlu yaşamaları zaten istenmiyor. Yani bunu öngören, buna ön ayak olan bir sistem yok. İnadına yapılabilir bu. Yapılabilecek bir şey. Vallahi bu. O yüzden hep diyorum, biz inadına çok gülelim, inadına çok şarkı söyleyelim. İnadına verelim, birlikte paylaşalım. Neyimiz var, neyimiz yok ortaya koyalım. İnadına çok daha eşit paylaşalım sahip olduklarımızı. İnadına zam yapalım birbirimize. Çünkü şahit olmak zaten o sorumluluğu getirmiyor mu? Görmek. Ne güzel diyorsun yani. Ya. Birinin orada bir isteğini duymak, evet, dileğini duymak, evet, ah benim şöyle bir şeyim, evet, olsa demek ve onu sahip olacak diye, evet, bir maddi güçte olmak ve ona o dileği vermek, bu arkadaşın olabilir, yolda gördüğün bir, evet, kedinin yarası olabilir, görmüşsün artık, görmüşsün. Herkesin uhdesi benim de uhdem yani. Bitti senin yani. Yaran benim yaram, senin mutluluğun benim mutluluğum.
ben nasıl birbirimize bakıp bu kadar korktuğumuzu bazen böyle hissedip o kadar hüzünleniyorum ki o korkudan yana. Sende var mı o korku? Ben korkumla çok yan yana yürüyorum ya. Korkum bana saldırmıyor. Korkularım. Çünkü biliyorum ya sevilmemekten korkuyorumdur. Ya başarısız olmaktan, rezillikten işte. Ya sevdiğim birini hayal kırıklığına uğratmaktan. Ya ölmekten korkuyorumdur. Ya bir şeyi mahvetmekten, beceriksizlikten korkuyorumdur. Yani çok dönüp baktığında 8 milyar insanın temel korkularına aşağı yukarı 10-11 tane temel korku çıkacaktır buradan. Bunu da böyle psikanalizle söylemiyorum. Çok arketip korkular bunlar. Yani nasıl ki zürafanın kirpikleri güzelse insan oğlunun da böyle korkuları var kadar arketip yani. O yüzden birbirimizi korkularımızdan da tanıyıp anlayabiliriz. Ben onu yapmaya çabalıyorum galiba. Yani biriyle en anlaşamadığım anda duruyorum. Diyorum ki büyük ihtimalle şu insan şu an karşında sevilmemiş biri pek. Çok şefkat yaşamamış biri. Biri elinden tutmamış onu. Senin de bu yeteneğin var. Gel bakalım şu sandalyeye bir otur anlat bize. Ne biliyorsun, ne hissediyorsun denmemiş ona. Kıymeti bilinmemiş bir varoluşu var yani. Görülmemiş. Belki bile isteye gözden kaçırılmış. Görmezden gelinmiş biri. O yüzden artık... Ya öfkenin de tadı kalmadı. Yani anladın mı? Hani dedikodunun da kalmadı. Şöyle bir ağız tadıyla öfkelenip dedikodu yapamıyorum. Kalmadı, kalmadı. Ya evet, şimdi gerçi insan kendinde... Mesela ben görülmekle ilgili çok derdim varmış çocukluktan itibaren onu çözdükçe. Şimdi mesela her insanın aslında ne kadar temel bir istek. Hepimiz görülmek istiyoruz, hepimiz. Dolayısıyla da şunu fark ettim. Ya bu da çok yeni, öyle çok eski bir şey değil. 5 yıllık falandır. Herkesi kendi adıma yapabileceğim bu, paylaşabileceğim bu. Herkesi gördüğümü göstermek. Ha, yani görebilmek ve o kişiyi onu gördüğümü hissettirebilmek hali. Tabii her zaman yapılamıyordur. İnsani kusurlarımız var ya da zaaflarımız var ama bunun çok değerli olduğunu mesela düşünüyorum. Yani herkesi tek tek görmek. Çünkü ortak derdimiz görülmemek. Çünkü birey yerine konmamak. Toplumsal bir derde baktığımızda değil mi? Birey olarak sen bilirsin. Yani senin popcorn makinanı ben koydum buraya. Onu yiyeceksin. Ya. Aynı şeyi ben yaşıyorum. Yaşadım çocuklukta. Onu bir kendi yoluna salamamak hali. Kendi kararını verebileceğine inanamama hali. Dolayısıyla sende bu yani neyi ilk fark edip de insanlarda ya evet bende de böyle bir şey var ve herkeste vardır diye o eşitlikte davrandın. İlk konu ne oldu? İlk fark ettiğin? Hayal kurmayı bir lüks olarak gördüğümü, hayal kuran insanlara da neredeyse belki de şımarık gözüyle baktığımı, yani zihnimin Efkaf'ta bir memur gibi her sabah kolluklarını ve kravatını takıp işe gittiğini fark edince önce durup nefes almam gerekti yani. Çocukluktan gelen bir şey dedi bu. O yüzden işte çocuklara hayal kurmayı da öğretmek ne güzel olur yani. Alın buradan oyuncaklar yapabilirsiniz, alın buradan resimler yapabilirsiniz, alın buradan şarkılar yapabilirsiniz diye onlara kocaman böyle bir hayal platosu oluşturmak. Çünkü onu görüyorum yani insanlar hayal kurmadıkları ya da kurdukları hayallerin gerçekleşmeyeceğine derinden karamsar bir şekilde inandıkları için en ufak bir hayali bile gerçekleşen birine bakıp ona bilenebilirler, bu çok doğal. Ama hep birlikte hayal kurabilirsek, hepimizin ufak tefek hayalleri gerçekleşebilirse, özendiğimiz bir şeye ulaşabilirsek, bize çok değerli gelen bir şeye sahip olup onun da pek bir değerinin olmadığını keşfedebilirsek ve yeni değerler keşfetmeye başlayabilirsek bence müthiş oluyor. Ben de öyle oldu yani. Ben bunlara sahip olursam hayat süper olur dediğim şeylerin hayatı süper yapmadığını gördüğüm zaman başka bir süper hayat var yani. Onu hissettiğim zaman ne hayatlar var yani. Ne kumsallar var, ne denizler var. Oralarda koşan ne çocuklar var. Geçenlerde Miraç diye dünya tatlısı bir kızla tanıştık. Yolda tanıştık. Arkadaşlarıyla hep birlikte fotoğraf çektik. Sonra ikimiz aynı yöne gidiyormuşuz. Birlikte yürüdük. Miraç bana çok genç yaşta babasını kaybettiğinden ama o kadar genç yaşta kaybettiği için aslında pek bir şeyi de kaybettiğinin farkında olmadığından, daha ziyade annesinin kaybına destek olmaya çalıştığından bahsetti. Ablasını anlattı. Birinin daha böyle sorumluluk sahibi, birinin daha rahat olduğundan bahsetti. O öyle diye onun öyle olabildiğinden dem vurdu. O kadar müthiş biriydi ki yani müzik sayesinde böyle müthiş insanlarla tanışmaya başladıkça ben hayallerim de farklılaşmaya başladı. Sadece kendim için hayal kurmaktan da başka bir yerlere yol almaya başladım. Yani ben artık o genç insan için de hayal kuruyorum.
hediye gibi. Bu insanların bir, hepsi değil evet, mi? Onların bütün hikayeleri bu muhteşem gibi. Hikayeler, bütün bu gerçeklikler, evlerde yaşananlar, okul sıralarında olup bitenler, servislerde, vapurlarda, hı, otomobillerde, hani beni deliye çevirecek kadar muhteşem bir şey yaşam. O yüzden de bunu öfkeyle ve nefretle harcamaktan, birilerini yargılayarak çöpe atmaktan önemli vazgeçtim yani. Peki başarabildin mi? Yani şöyle yargılama kısmı çok 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 derin bir konu. Yani gerçekten bunu başardın mı? Biri geç kaldığında da, yani bu yargılama mahali her koşulda mı anlamak demek oluyor? Ya nedir bu yargılama mahali? Yani biraz bana ne gibi aslında bir tarafıyla da. Yani, hani, beni sen bir saat tarafı bekletiyorsun. Bir yerde böyle huyum caddenin değil ortasında. Ama bir şey mesela gelmiştir başıma. Evet, kesinlikle değil gerçekten. Teşekkür ediyoruz teşekkür bu arada. Ederim, o kadar çok beklediğimiz davet zamanlar oldu ki. Tam vaktinde harikaydı. Sen beni bekletiyorsun bir saat. Ben şimdi burada ya başına bir şey gelmiştir. Hep böyle karşı tarafı anlayarak mı davranmak gerekiyor? Olay bu mu? Ben açıkçası darlandığımda darlandığımı söylüyorum. Biri benim canımı sıktığında canımın niye sıkıldığını anlatıyorum ona. Diyorum ki ben çok önemsenmedim. Çok hani vakti zamanında büyürken hani. O yüzden şimdi senin bu yaptığın şey bana biraz önemsiz hissettirdi herhalde. Ondan darıldım sana. Seninle de çok ilgisi yok. Ama hani biraz böyle buralara baksak mı beraber filan gibi iletişimi başlatmak yaptığım şey. Yani öfkelendiğimde de söylemek, kıl olduğumda da söylemek, kendi ezikliğimi de görmek kimi zaman, özgüvensizliğimi, bazen kibirimi fark etmek. Bak diyorum şimdi hani gerçekten kibirlendim hani. Egom konuşuyor şu an, duyabiliyorum sesini yani. Neredeyse ağzının içinde böyle kelimeleri çiğneyen bir canavar gibi yüzüne tükürecek birazdan karşımdakinin. Onu da çok net duyuyorum. Duymak benim görevim çünkü. Bu hayat benim hayatım. Bu çevreme zarar verme potansiyeli olan ama aynı zamanda o sahneye çıkmama da yardımcı olan ego benim egom. Onunla da barışmalıyım. Bu öfke de benim öfkem. Yani 4 yaşında bir çocuktum yumruğumu sıkan hani. Ona da sahip çıkmalıyım. Bu aşk da benim aşkım. Aşk dolu yürek de benim. Hani onu da sevmeliyim. Bu şarkıları da ben söylüyorum. O zaman o şarkıları söyleyen halime de şefkat ve sevgi vermek benim görevim. Bütün bu insanlarla birlikte yaşıyorum. Anlamayayım mı onları, dinlemeyeyim mi? Konuşmayayım mı onlarla ben? Uzak mı durayım? Mesafe mi olsun aramızda? Hiç istemiyorum. Hep buydu çünkü hayalim yani. Bir arada olmak. Birlikte koca sofralarda yemek yemek böyle. Kocaman kocaman topraklarda yatıp kocaman göğe bakmak. Öyle bir hayalim olduğu için galiba en temel hayalim. Şimdi de yargılamadan önce bir durup diyorum ki hani bir bak bakalım yani. Yargılayacaksın da tanıyor musun bu insanı? Nereden geldi? Geç kaldı ama bir dinle bakalım ya. Hani belki komik bir şey olmuştur. Ya güleriz yani. Çünkü hep gülebiliyoruz onu fark i̇şte ettim. İşte o noktada o böyle sinirlenip yargılama noktasında tam böyle buradan şefkatli ve anlayabilen tarafın devreye girmesi gerekiyor. Yani bu biraz ya birinin bir dur demesi gerekiyor bana. İyi oluyor. Yani içimdeki o sesi çok seviyorum. Bir dur bakalım sakin ol evladım diye bir şarkı yazmıştım yıllar yıllar önce. Kendimden alıntı yaptığım emekli bir yerdeyim demek ki artık. Hani o geliyor aklıma. O zaman çünkü bana sakin olmak böyle korkunç bir şey gibiydi. Korkunç bir işkence sakin olmak. Huzurlu olmak. Berbat bir şey bu hani. Bu zenginlerin işi olsa gerek dostum. Hani huzur benim işim değil. Hani ben kaos yaratırım yani. Ben bir yere girerim ve orada bir rahatsızlığı görürüm. Bir problemi, bir eksikliği. Ve bir toplum mühendisi gibi onu onarmak benim görevim gibi. Böyle anlamsız bir şeyi hadsizce kendime rol edinmiştim yani yıllarca. Şimdi hiç öyle rollerim yok. Yani hiçbir şeyi onarmak benim görevim değil. Kimseyi eleştirmek benim mesleğim değil. Bir insanın huyuna suyuna bakıp da böyle ay bu da niye böyle biri falan yapamam. Yani sevmiyorsam sevmiyorumdur. Bu kadar basit. Çok mu geç kaldı? Bir daha buluşmam yani. Beni rahatsız ediyorsa bu geç kalmaları. Bu kadar. Ama memleket annelerinin de tabii en kıl olduğu konulardan birine de el attı. Yani o sosyal konular ya da işte oradaki bir düzen var mı? Var. Burayı benim düzeltmem lazım. Zaten giriyor bir eve derhal bakıyor. Niye? Memleket anneleri de radar gibi tararlar değil mi? Değil mi Ceyhun? Tatlı değil mi? Her yerde saç var. Yerlerde saçlar. Her yerde saç var. Yerlerde saç var. Kimin bu saç var? Kimin bu saçlar? Bilemiyorum. Kimin bu saçlar? Bilemiyorum.
başlarım süpürmekten. Her gün. Ay Allah'ım ya Rabbi, nedir bu kadar saç ya? Yerlerde saçlar, kimin bu saçlar, bilemiyorum. Pıttım. Her yerde saçlar, kimin bu saçlar? Kimin bu saçlar, bilemiyorum. Müthiş olmuş. B12 eksikliği müthiş. Olan memleket olarak saçlarımız dökülüyor. Bu arada Ceyhun'cum kendini orada konu mankeni olarak bütün çıplaklığıyla sergilemiş olman da takdire şayan. Seninle gurur duyuyorum sevgili yönetmenim. Şeyi çok seviyorum ya. Mesela Kız Yurtları'nın şarkısı oldu bu saçlar. İşte Annelerin Bahar Temizliği şarkısı oldu. Bazı şarkılar kendine böyle roller üstleniyor insan hayatlarının içinden. Ben öyle bir rol düşünmemiştim açıkçası. Dinleyenler bunu hissedip yaptılar. Çok tatlı. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel hazırlamışsınız. Teşekkür ederim. Saçlar deyince de benim ilk eşimle daha o zaman böyle evlenmek üzereyiz. Bizim evimize yardıma gelen böyle temizlik işlerine yardım eden, İçişlerinden sorumlu yardımcımız da onun evine ben bir yönlendirdim. Bana şey diyor, hani ben de nişanlıyız ama orada şeyiz, böyle evlilik hazırlıkları bilmiyor. Ben yerde saçlar gördüm. Onun hayatında tatlı bir kadın var. Tatlı bak. Ben yerde saçlar gördüm aslında. Onun hayatında müthiş, bir kadın bak, var. Müthiş, bak ikincikli olmamış. Normalde hani birinin birini aldattığını düşününce çoğu insan hani bir panikler. Tabii, önce bir mi? Kime ne diyeyim, nasıl anlatayım bunu falan. Bizimki bayağı tatlı. Tabii. Bir hanımefendi. Onlar patır benim saçlarım ama. Dedim. O zaman da kınalar yakardım. Çok bak iyi. Dedim aynı saç kınalı. Böyle evleneceğiz diye oradan açığa çıkmıştı. Bu böyle geçenlerde şunu fark ettim. Böyle bir grup kadın elma kesiyoruz, işte kahvaltı hazırlıyoruz filan. Aramızda adam yok. Niye dedim acaba aramızda adam yok? Hani bizimle kahvaltı hazırlayan. Sonra böyle kafamı çevirdim. Adamlar da dışarıda böyle masayı kuruyorlar. İşte sandalyeleri taşıyorlar filan. Benim eşitlikten anladığım şeyin sürekli kadın ve erkeğin aynı şeyi aynı anda aynı şekilde yapması olduğuna dair böyle küçük bir yer yakaladım zihnimde. Belki de eşitlikten anladığım şeyin çok böyle didaktik olduğunu fark ettim. Eşitlik, kanunlar önünde eşitlik çok önemli. Özellikle ülkemizde şu an kadın erkek çocuk demeden, herhangi bir zümre, herhangi bir meslek ayrımı yapmadan söylüyorum bunu. Bütün vatandaşların kanunlar önünde eşit olmalarını canı gönülden istiyorum. Ondan bağımsız bir şeyden bahsediyorum yani. Hı hı. Yasal eşitlikten, ekonomik eşitlikten, hani maaş eşitliğinden, emek karşılığının eşit alınmasından filan bahsetmiyorum. Bunlar bizim hayalini kurduğumuz, istediğimiz temel ve ısrarla da alacağımız şeyler. Şundan bahsediyorum ama yani. Hayatın içindeki o dayanışmadan bahsediyorum. Hani sen bir şeyi iyi yapabiliyorsun, ben başka bir şeyi iyi yapabiliyorum. İlle sürekli aynı şeyi yapmamıza gerek yok. Sen git o iyi şeyi yap, ben gideyim bu iyi şeyi yapayım. Ve biz hani dedim ya böyle, sen üzüm, hı hı, ben peynir. Biri gelsin şiir okusun, biri gelsin ekmeğimizi yapsın gibi. Onu fark ettim. Yani benim bu bakış açımda bir açıklıkmış aslında eşitliğe dair. Peki o şeyi anlamadım ben. Önceki o açıklık olmadan önce, yani o açıklık olduğu yerde aynı anda aynı şeyi yapmaları kadın. Yani bir örnek alabilir miyim orada, nasıl bir? İşte mesela bu videolarda gördük ki hep kadınlar var aslında. Evlerini, hı-hı, temizleyen kadınlar gördük. Bu kadınlardan beklenen bir şey. Özellikle işte Türkiye ve Türkiye'nin doğusuna gittikçe dünyada, Orta Doğu'da diyebiliriz rahatlıkla. Hep değil mi kadının? Evet. Dişi kuşun yuvayı yapması, işte ortalığı çekip çevirmesi, temizlemesi, bir adamın çoraplarını alıp sepete atması, işte kopmuş düğmeleri yerlerine tekrar dikmesi falan, bunlar kadından bekleniyor. Ben bunları beraber yapmak da istiyorum galiba. Beraber yapmayınca gıcık oluyorum. Ama beraber yapınca da tamam, sen artık bunları yapmak zorunda değilsin. Hani ben çok gıcık, sen de git yap yapınca istediğin. Ciddiyse tatlılar. Çok, ama şöyle bir şey yok mu şimdi? Ben şahane bulaşık makinesi yerleştiriyorum. Ha, şimdi bir adama güzel onu yerleştirmeyi anlatana kadar ben yaparım. Niye yani ne güzel niye diyorsun. O sabrı gösteriyorum ki ona? Ben herkesin böyle evde yapabildiği iyi şeyler olması gerektiğine inanıyorum. Yani ben kadınım diye illa bunları yapmak zorunda olmamalıyım. Bir adam da adam diye sadece o koltukta oturup bacaklarını uzatıp gazetesini okumamalı ben bütün işi yaparken. Burada sadece heteronormatif olarak değil aslında, bütün aşk ve sevda çeşitlerinden de bahsederek, bütün partnerliklerden, eşliklerden bahsederek konuşalım. Sadece bunu kadın erkek diye bir ikiliye, hı-hı, de indirgemeyelim. Tabii, tabii. İnsanların evlerinde, hayatlarında, çalışma alanlarında tek bir role bürünmemesi aslında bahsettiğim şey belki de. Yani ben de eşitlik ararken
belki tek bir role bürünüyordum. Bütün bunları biriyle yapmak isteyen, o yapmadan bunları rahatça yapmayan insan rolü. Ama ben bunları yaparken keyif alıyorum ya. Bu da olmayanı görmek demek oluyor yani aslında. Canım ne çekiyorsa onu yapmak istiyorum artık. Yani sırf kadınım diye de öyle olmak istemiyorum, evi toplayan biri. Ama sırf radikal bir feministim diye de evini toplarken sürekli böyle bunu sorgulayan biri olmak da istemiyorum. Ya özgür olmak istiyorum yani. Rahat etmek istiyorum. Sevmek istiyorum, sevilmek istiyorum, öpüşüp koklaşmak istiyorum. Kimi zaman yalnız kalmak istiyorum. Evimi günlerce dağınık bırakmak istiyorum bazen. Esma abla gelsin, o beni toplasın, sarılalım, ağlayalım, sonra kahkahalarla gülelim, yemek yiyelim. Yaşamak istiyorum yani. Ve bu yaşamak istediğim her şeyi, yaşadığım ülkenin gerçekliğinin ne kadar baskıladığını fark edince bir önce hakikaten ağır bir dayak yemiş gibi oldum. Yani ben bu kadar da etkilendiğimi fark etmiyordum. Dilden mesela. Dilin ne kadar bana penetre eden, bana giren bir şey olduğundan ne kadar etkileniyormuşum. Dilimi düşünmeye başladım mesela. Pasif agresif konuşmak istemediğimi, pasif agresif şarkılar söylemek istemediğimi, hoşuma gitmeyen bir şarkıyı söylemek istemediğimi fark ettim mesela. Kendim yazmak istediğimi fark ettim falan. Kibirlerimi de kabul ettim falan böyle. Ben yazıp söyleyeceğim abi ya dedim. Canım çekiyor yani. Başkası yazıyor, birileri çok seviyor, kıl oluyor. Mesela kimi zaman konserde düet yaptığımız bir şarkıyı istediklerinde bile kıskanıyorum biliyor musun? O şarkıyı ben yazmadıysam. Kıskanıyorum abi. Ama bu çok anlaşılır. Kendimi kabul ediyorum yani. Çok kıskanıyorsan anlaşılır. Kıskan kalben. Kendi yazdığın şarkı çok sevilsin istiyorsan iste kalben. Otur yaz kalben. Bir sürü şarkı yaz. Bir tanesi de o kadar sevilir belki. Yani öyle bir rahatlık içinden geçiyorum ki anlatamam ben. Çok güzel bir şey bu. Çok şiddetten sonra, çok baskıdan taç sonra. Taç giymek gibi yani hayat. Evet, böyle varoluşsal. Bu bence insanın varoluşundaki şeyi hatırlayıp o tacı tekrar kafasına takması. Yani bu benim ölümlü hayatım. Ve ben hiç kimseye zarar vermediğim sürece hepimizin özgürlüğü için, hepimizin hakkı için o mücadelede en önde durduğum sürece içimden geldiği gibi davrandığım ve insanları kırmadan, incitmeden olabildiğince gerçeklerden hakkaniyetle bahsedebildiğim sürece tamam o zaman ya. Çok burada da mühim bir şey yok. Daha var. Çok özür diliyorum. Bir şey daha yok mu burada? O mücadelede en önde olabildiğim sürece. Evet. Bu da bir görev. Şimdi bu da kendi kendine verdiğin görev olmuyor. Belki de bir bazen yani başka sıralarda da durabildiğimi fark ettim. Diyeceksin belki. Geçenlerde Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun biricik genel sekreteri Fidan Ataselim'le konuşurken Fidan dedim bu olay benim için çok kişiselleşebilir. Burada dedim biraz mesafeli durmak istiyorum. Fidan da tabii dedi mesela. Yani her şeyin en önünde durmak zorunda da değilim. Hiçbirimiz değiliz. Kimi zaman en arka sıradan da çok faydalı olabiliriz çünkü. Bizim de orada durup kapıyı gözetlememiz gerekiyordur. O gün o iş bizimdir. Birinin elini tutmak gerekiyordur belki. Orada biri ağlıyordur ya da orada biri böyle bir kahkaha krizindedir. Ya da orada biri sırtını kaşıyamıyordur. Evet. Ya bir işimiz vardır bizim mutlaka. Bir görevimiz vardır zaten. Bazen de aylaklık ediyorum sevgili Aslı. Nasıl aylaklık ediyorum biliyor musun? Çünkü yıllarca aylaklık yasaktı ya. O saatte kalk, oraya git, bu işi bu kadar saat yap, sonra çık, o araca bin, o araçtan in, şu araca bin, o eve yürü, o eve gir, üstünü çıkar, bir koltuğa otur, bir tane bir program aç. O programı izle bakalım. Benim hayatım yıllarca böyle geçti. Ve böyle sanki dışarıda bir yerlerde birileri muhteşem bir hayat yaşıyordu o sırada. Böyle ağaçlarla, denizlerle, kuşlarla, yok efendim bu kuş burnuyla bu hünnap ağacı da birbirine aşık olmuş, bak sarılmışlar deyip sevgililerine, yağmurun altında üstleri çıplak. Sanki birileri böyle bir hayat yaşıyordu. Delirecek gibiydim biliyor musun? Nasıl kıskanıyordum insanların hayatlarını, mutluluklarını, aşklarını, bağlılıklarını, sadakatlerini. Bende yok ya, ben robot gibi aynı işi aynı gün içinde sonsuz bir döngüde yapıyorum yani. Sonra müzik her şeyi değiştiriyor. Benim için. Bunu fark ettim. Yani benim kurtarıcım müzik. Bu bir ıssızlık mıydı peki? Yani bu içte böyle bir aidiyet yoksunluğu bence. Yani ait olduğun şeyi bilmemek. Sen nereye aitsin? Çok şeye ait nedir değil yani? Miyiz aslında? Çok yani. Şeye aitiz. Ve hiçbir şeye de ait değiliz. Tabii bir yandan yani ne güzel dedin. Yani bir taraftan da nihilistiz aslında. Yani hem çok şeye aitiz hem de bir hem anda de böyle bir anda çekip her şey geride kalır. Evet. Tekrar bir düzen oluşturabilirsin. Evet. Galiba ben tekrar tekrar düzen oluşturmalarına rağmen karakterleri çok sabit kalmış bir insanlar topluluğuyla büyüdüm. Yani karakterleri çok değişmedi etrafımdaki insanların.
O zaman bu kendini gözlemlemeyen insanlar olmuyor mu? Benim de çevrem öyle, evet. Aile. Kendi gözlemini yapmıyor. Karakter... Ona vakit bulamıyor. Evet. Ben hep şunu derim, para özgürlüğü satın alıyor bu sistemin içinde. Aslında işte aylaklık edeceğin o zamanı satın alıyorsun. Ya da birlikte çalıştığın bir iş arkadaşın ve ailesini alıp böyle hadi bir tatile gidelim, ayağımızı denize sokalım diyebileceğin bir 3-4 gün satın alıyorsun zamandan. Ne tuhaf ki yetişkin birey kapitalist düzende kendi zamanını satın almak zorunda. Kendi barınağını satın almak zorunda. Kendi yiyeceğini satın almak zorunda. Bunlar aslında bakıldığında doktorunu. Utanç verici de şeyler bir yandan. Bir yandan da kara komedi yani. Kendimize kurduğumuz bu uygarlıklar inanılmaz trajikomik yani. Doktorunu, işte eğitimini, avukatını, ruhsal sağlığını, hani zihinsel sağlığını, geçtiğimiz günlerde ruh ve zihin hastalıklarını hatırlama ve onları dilde hakaret olarak, küfür olarak kullanmamayı hatırlama günüydü. Kız çocukları günüydü, hayvan hakları günüydü. Hepsini de bir anda tekrar hatırlayalım. Ülkemizin çok unuttuğu şeyler bunlar çünkü. Ülkemizde lüks olan şeyler bunları hatırlamak. Biz bu günleri çok iyi hatırlıyoruz. Bizim günleri hatırlamakla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Bizim o günlerin gereklerini yapmakla ilgili sorunumuz var. Hatırlamakla ilgili bir sorun yok. Ne güzel diyorsun. Bunun için de bir hal lazım yani. Gerçekten dediğim gibi işte bir hal gerekiyor. Özgürleşmek belki, evet. O kalıplardan. Yani senin geçtiğin yol ya da kendini bulma süreci. Ki daha kim bilir kendinden kaç kalben neler çıkacak. Neler 60 olur. Yaşına geldiğinde bir düşünsene mesela. Neler olur. Kaç taneyi çıkarmış olacaksın İnsan içinden. İnsan kendini defalarca doğurabiliyor. Tabii. Ama sanki tek ve bir mutlak hayat varmış ve biz hep o hayatı bir insan olarak yaşamalıymışız gibi. Sabahattin Ali'nin roman karakterleri bunu çok güzel betimler özellikle. İlk aklıma Türk Edebiyatı'nda hep o dünya güzeli Sabahattin Ali gelir o yüzden. Çok net ve biricik insanlardır onlar. Hep öyle yaşamak zorundalarmış gibi karakterlerdir. Aynı günü tekrar. Ama öyle bir şey değil hayat. Değişmekten yana bir şikayetim olmuyor o yüzden. Bazen sancılı oluyor, çok acı çektiğim oluyor. Çünkü bir şey doğuracağım yani. Normal değil mi hani? Asla tabii gerçek bir insan doğumundan bahsetmiyorum burada. Hani onunla kıyaslamıyorum ama o da böyle zor olmasın mı biraz yani? Bir yandan da eğlenceli, mutlu, keyifli de olmasın mı? Tadına varmayalım mı? Bir şarkısını, şiirini yazmayalım mı? Bir dansını yapmayalım mı yani? Bir yemeğini yemeyelim mi? Bütün bu dönüşümleri. Ya şöyle bir şey var, çok affına sığınarak. Ben buraya bir virgül koyayım mı? Niye? Aslında tamam, bu gecelik bu kadar diyebiliriz. Ama daha o kadar soracak sorum ya, anlatacak o kadar çok şey var ki. Biz aynen bu virgülden yarın devam edelim. Ya ben bırakamayacağım çünkü gerçekten.